Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum bu vesileyle. Bugün kısmet olursa inşallah sizinle İmam Şafii Rahimeullah'ın Er-Risale eserini mütalaa etmeye başlayacağız. Şu kameramı az yukarı kaldırmama izin verirseniz bir tane. Evet. Özür dilerim. Evet. İnşallah bundan sonra artık usul okumalarımızda asıl amacımız olan Er-Risale'yi okumaya başlayacağız. Şimdi sözü uzatmadan müsaadenizle ekran paylaşımımızda önce bir tahtamı açacağım. Bazı temel meseleleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaştıktan sonra asıl üzerinde duracağımız metni inşallah okumaya başlayacağız. İmam Şafii Rahimeullah ...204 vefat tarihi El-Hatib El-Bağdadi'nin hadis usulüne dair El-Kifayesini biliyorsunuz okuduk, başlangıç yaptık. Bu dersimizde İmam Şafii ve diğer mezhep imamları hakkında da bazı bilgileri sizinle paylaştım. Naçizane tavsiyem bu usul derslerinin hepsini birlikte dinlemenizdir. Çünkü birbirlerini tamamlayacak konuları, hususları ele almaya çalışıyorum. Bu itibarla İmam Şafii hakkında çok fazla bir şey söylemeden doğrudan derse başlamak istiyorum. Onun en önemli eserlerinden birisi hiç kuşkusuz Er-Risale olarak bize ulaşan ve bizim gerek Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'ini okurken, gerek diğer usul derslerimizde zathaneleriniz hatırlayacaklardır. Söylediğim üzere tam olarak bir fıkhul akam olan bir eserden inşallah yararlanmaya çalışacağız. Kelami konuları ele alan, itikadi meseleleri ele alan eserlere Fıkhul Ekber, bu okuyacağımız gibi ahkama dair, hukuka dair konuları ele alan eserlere de Fıkhul Ahkam diyorduk. Bu ayrım son derece önemliydi. Bu itibarla hemen belirtebiliriz ki Er-Risale ahkamla ilgili bize temel usulî kaideleri veren ve İmam Şafii Rahimahullah'ın yaşadığı dönem dikkate alındığında son derece mütekamil olduğunu söyleyeceğimiz olgunlaşmış bir eserle karşı karşıyayız. Ahkam dediğimiz zaman bunların hukuki ilk kurallar, hukuki yasalar olduğunu belirtmemizde fayda var daha dersin başında. Bu itibarla Er-Risale'de okuyacağımız metin bize İmam Şafii Rahimeullah'ın İslam hukukuyla ilgili temel yaklaşımın usulünü bize verecek ve bu usul bize benim usul derslerinde de dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım üzere tam anlamıyla bir usul örneği bize sunabilecektir. Tabii bu usulün kimi asıllarına, kimi furuatlarına itirazlar edilebilir. Farklı yaklaşımlar serdedilebilir. Ama mahiyeti itibariyle, üzerine kurgulandığı düşüncesi itibariyle bir usul olduğunda hiç kuşku yok. Bunları okurken göreceğiz. Hele hele bunu 204'te vefat eden bir fakihten, İslam aliminden bize intikal eden bir eserde görmemiz 463'te vefat eden El-Hatib El-Bağdadi'nin usule ilişkin yazmış olduğu eserinin usul olmaktan
ne kadar uzak olduğuna daha ilk derste başladık, konuşuyoruz, çok da konuşacağız. Bu itibarla aralarında 2,5 asır bulunan bir mesafe, erken dönem, dikkat buyurunuz. 5. asır nere? 3. asır nere? Aralarında 2,5 asır bulunan bu iki alimin usule ilişkin yaklaşımlarına baktığımızda çok net bir biçimde İmam Şafii'nin bu konuda kıyas kabul etmez bir üstünlüğünün olduğunu, şahsen hayranlığımı, takdirimi hiçbir zaman gizlemeden açıkça ifade ettiğim bu büyük üstadın konu usul olduğunda bu konuya ne kadar vakıf olduğunu eserinde çok açık bir biçimde inşallah görebileceğiz. Şimdi daha burada konunun en başında Er Risale'nin ahkama ilişkin fıkhul ahkam olan bir usul eseri olmasından söz ederken yine az sonra ana metni okurken bu bilgiler bize lazım olacak. Son derece rafine, gelişmiş bir hukuk dilinin olduğunu göreceğiz. Bu son derece önemli. Zaten biz bir eserin usul olma özelliğini taşıyıp taşımadığında onun dilinden anlarız. İmam Şafii'nin Er Risalesi yaşadığı dönem itibariyle, zaman itibariyle baktığımızda daha sonraki farklı alanlardaki emsalleriyle kıyasladığımızda mükemmel bir hukuk diline sahip olduğunu hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Bu itibarla bir hukuk diline sahiptir. Bu dilin tamamen farkındadır. Hukuk diline sahip olmak demek, kullandığı tüm kavramları bilinçli olarak kullanıyor demektir. Onun için modern çağda, modern hukuk derslerinde ve hukuka ait metinlerde, özellikle hukuk felsefesi gibi hukuk metinlerine ilişkin derslerde baktığımızda bir husus görüyoruz ki o da hukukun dili açık olmalıdır. Asla kapalılığa izin vermemelidir. Dolayısıyla bu açıklık, bu netlik hukuk dilinde esastır. Yasamayı yapanlar bu yasamayı yaparlarken her bir yasamanın yazılı ifadesinde, dilsel ifadesinde okuyucuların asla farklı anlamalarına izin vermeyecek net, açık, nesnel bir dil kullanmak zorundadırlar. Onun için gelişmiş hukuk sahibi ülkelerde hukukun kendine özel bir dili vardır ve bir hukuk efendim yasaması yazılacağı zaman bu dil mutlaka büyük bir titizlikle kullanılmak zorundadır. İşte İmam Şafii Rahimeullah daha Hicri 3. asrın başında vefat etmiş. 2. asrın son yarısından sonra yaşayan önemli bir alim. Vefat tarihi 204, doğum tarihi 150. Şimdi bir de 54 yıl gibi çok kısa bir süre yaşamış bizim yaşlarımıza nispet ederseniz bir zattan söz ediyor. Şu anda benden 10 yaş küçük bir büyük üstattan söz ediyoruz. Hukuk dilinin fevkalade farkında ve bunu fevkalade kullanmış bir isim. Şimdi bunun üzerinde neden duruyorum? Çünkü az sonra eserini okurken orada keyfel beyan diye bir ifadeyle başlayacağız. Biraz elektrik sorunumuz var gibi duruyor. İnşallah bir kesilme olmaz. Keyfel beyan üzerine duracağız ki beyan açık olmak demektir. Az sonra üzerinde detaylı duracağım. Şimdi demek ki hukukun dili net, açık olmalıdır. Kavramları net olmalıdır. Ve bu şekilde açık, net bir yasama dilinden, hukuk dilinden söz ettiğimizde orada bir usulün varlığından söz edebiliriz. Çok uzatmadan hukuk dili açısından
Bu dilin açıklığı ve nesnelliği bakımından İmam Şafii'nin usulünü yapısalcı bir felsefi zemine oturtabiliriz. Çünkü çağımızda 19. ve 20. yüzyılda efendim bu işin öncülüğünü yapan yapısalcı felsefeciler, ki bunlar dilcidir aynı zamanda, dil felsefesi yapan insanlardır. Ferdinand de Saussure'dan tutun Gottlob Frege'ye kadar, efendim Bernard Russell da dahil olmak üzere dil felsefesinin de aynı zamanda son derece önemli isimler. Bunlar yapısalcı bir yaklaşımla konuya baktıklarında, özellikle de Saussure'dan söz ediyorum. Burada metnin nesnel anlamının, imkanını vurgularlar. Bu itibarla İmam Şafii Rahimeullah daha eserinin başında bu yapısalcı kanaati bundan aşağı yukarı 12 asır önce altını çizmiş ve hukukun dilinin açık, net, nesnel, anlaşılabilir olmasına efendim yeterince vurgu yapmış ve dikkatlerimizi çekmiştir. Şimdi böyle bir özelliği bulunan eser okuyacağız. Rahimeullah'ın son derece önemli eseri. Bu eseri okumak, bize İmam Şafii'yi tanımayı, bir usul erken dönem yazılmış eseri tanımayı sağlayacağı gibi, bundan da daha önemlisi, son derece önemli bir dönemden geçiyor olmamız hasebiyle, 3 asırdan beri çağdaş dönemi kastediyorum, günümüzü kastetmiyorum. Bu dönemin İslami ilimleri anlamada bir usule ihtiyacımızın ne kadar belirgin ve acil olduğunu da göz önünde bulundurursak, Er Risale'yi okumak, usul üzerine düşünen, usul üzerine yazan ve usul üzerine çalışan tüm akademisyenlerimizin bu eser vazgeçilmezlerinden olmak zorundadır. Şimdi müsaadenizle gerektiğinde bu tahtaya yeniden dönmek üzere, şimdi Er Risale metnimizi hemen açalım ve üzerinde durmaya çalışalım. Evet. Normalde metnimiz 15-20 sayfalık Besmele, Hamdele ve bu meyanda pek çok ayet-i kerimenin anlamlarına ilişkin bir giriş, genişçe bir giriş ihtiva etmektedir. Ben bu girişi kısmet olursa inşallah sizin de Er Risale'nin tamamını bitirdiğimizde son olarak okumayı düşünüyorum. Çünkü oradaki ifadeler, ayet-i kerimelere yaklaşımları hem İmam Şafii hem de onun bu önemli, muhteşem eserini tanımamızı gerektirir. Bu eseri tanıdıktan sonra inşallah son olarak o hamdeleyle, salveleyle ve İmam Şafii Rahimeullah'a teşekkürlerimizi arz ederek dersimizi, kısmet olur o günleri görebilirsek, bitirmeye çalışacağız. Şimdi benim tabii İslam ilimlerin doğuşuna ilişkin ilk dersimi, usulün anlamına dair ikinci dersimi izlemiş olduğunuzu varsayarak bu dersi yapıyorum ki onları izlemiş olmalısınız. İzlememiş izleyicilerim için de izlemelerini özellikle hasreten rica ediyorum, konuyu daha iyi anlamaları bakımından. Şimdi İmam Şafii Rahimeullah bize farklı bablar açacak ve bu bablar üzerinden bizimle efendim usulünün temel ilkelerini paylaşacak. Şimdi okuyacağımız ifadeler benim usulün anlamına ilişkin yaptığım dersteki vurgularımın, altını çizdiğim hususlarımın, ısrarcı olduğum konuların bu dersimiz açısından ne kadar önemli olduğunu umarım sizlere daha iyi gösterecektir. Şimdi İmam Şafii Rahimeullah usulünün başında daha konuya yeni giriyor. Keyfel beyan diye soruyor. Ve biz bu soruyu Cabiri derslerimizde Rahimehullah'ın, Cabiri Rahimehullah'ın efendim beyani epistemolojini
ne olduğuna ilişkin analizinin ikinci kitabında ilk dersinde el-beyan sözcüğünü İmam Şafii'nin bu ifadesinden başlayarak, İmam Şafii Er-Risale'ye böyle başlıyor diyerek el-beyan üzerinden son derece önemli açıklamalarda bulunmuştu. İzleyenlerimiz eğer merak ederlerse el-beyan üzerine yapmış olduğumuz dersi Cabiri derslerinde beyan epistemolojinin girişini izleyebilirler, tavsiye ederim. Şimdi İmam Şafii keyfel beyanu ile neyi soruyor? Biz bu soruyu biraz daha açalım, biraz şerh edelim. Keyfel beyanu yetehakkaku. Aslında maksat budur. Beyan, açık, nesnel, muhkem oluş nasıl gerçekleşir diye soruyor. Şimdi bu keyfel beyan sorusu Şafii Rahimahullah'ın bize muhkem, nesnel ve açık oluşun epistemolojik olarak derecelerinin olduğunu ima eder. Demek ki İmam Şafii'de açıklığın dereceleri var. Birazdan da bunları göreceğiz. Keyfel beyanu yetehakkaku dediğinde bize açık oluşun, muhkem ve nesnel oluşun derecelerinin bulunduğunu ve bu derecelerin ne kadar olursa olsun her birinin beyan kapsamına girdiğini ve her birinin beyan anlamında açık kabul edilmesi lazım ve gerekli olduğunun altını çizer. Peki, beyan üzerinde kısaca duralım. Nedir el beyan? Beyan, Cabiri merhumun da uzun uzun lügatler yardımıyla da tahlilini yaptığı dersinde gördüğümüz üzere bir farklılık üzerine tesis olur. Beyan bir farklılıktır. Bir ayrılıktır. Bir ayrılıktır. Onun için mantık dersimizde Nisebi Erba'yı görürken birinci derecede ne vardı? Tebayün. Tebayünden söz ettik. Tebayün işte bu kelime tefaül babından beyan. Tebayün neydi? A ile B'nin birbirinden farklılığıydı. La yeçtemiyan asla aynı olamayış, bir arada olamayışları anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla beyan farklılık, ayrılık demektir. Peki İmam Şafii Rahimehullah bu farklılık ve ayrılığı dikkate alarak bize tam olarak neyi vurgulamak istiyor diye sorarsak, Rahimehullah'ın burada vurgulamak istediği şey şudur. A ile B birbirinden farklı olduğunda, A B'den, B de A'dan farklı olduklarında açık olurlar. Net olurlar, nesnelleşirler. Ben mesela A der ki ben B değilim, B de der ki ben A değilim. O halde A olmak, B olmak birbirlerinden farklılıkları üzerinden bir tebayünü, bir beyanı, bir açıklığı, bir netliği ifade eder, gösterir. Bu son derece önemlidir. Bu itibarla İmam Şafii epistemolojik olarak derecelerinin olduğunu söylediği beyanın, açıklığın ne anlama geldiğine ilişkin bu son derece önemli vurgusu bizim şunu dikkate almamızı ve gözetmemizi bizden talep etmektedir. O da bir yasama, hukuk dili açık olmalıdır. Örneğin A yasaması, B yasaması. Bunlar birbirlerinden farklı olarak net ve açık belirgin olmalıdırlar. Dolayısıyla bu açıklık, bu netlik, bu nesnellik yoksa orada beyan yoktur. Peki daha ileri götürelim konuyu.
Bir yerde el beyan yoksa, büyük harfle yazıyorum, teklif de yoktur. Çünkü az sonra bunları konuşacağız. Mükellefiyet gerçekleşmez. Teklifin gerçekleşebilmesi için mükellefin kendisinden talep edilen şeyi açık net olarak anlaması lazım. Onun için yasamada, hukukta, hukuki düzenlemenin, yasanın dili el beyan olmak zorundadır. Onun için ısrarla İmam Şafii ve daha sonra onun takipçileri Kur'an-ı Mübin'deki mübin sözcüğünü, bakın mübin sözcüğünü ayrıştıran, açığa kavuşturan, netleştiren, farklı kılan demektir. Kur'an-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin. Nedir bunlar? Bunlar verilmek isteni diğerlerinden, hedeflenen, hedeflenmeyenden net olarak birbirinden ayrıştıran asıllar demektir. Bu itibarla beyan açıklığı gerektirir, netliği gerektirir. Bir beyan açık ve netse teklif gerekir, mükellefiyet zuhur eder, gerçekleşir. Aksi durumda teklif de mükellefiyette düşer. Şimdi bu o kadar önemli bir husustur ki daha ilk sözcükteyiz. İmam Şafii Rahimahullah ne kadar konunun farkında olduğunu ifade ediyor. Şimdi daha mevzunun başında biz İmam Şafii Rahimahullah'ın usulünü tahtaya dönmek istiyorum müsaadenizle. Usulü İmam Şafii Rahimahullah'ın usulünün temel zemini, aslı, ilk ilke dediğimiz ilkesi beyandır. O halde şunu söyleyebiliriz. İmam Şafii'nin usulü beyan üzerine temellenir. Şimdi bu beyandan birazdan konuşacağız. Bu beyandan, bu ilk ilkeden birçok asıllar çıkacak. Birçok asıllar, birinci asıl, ikinci asıl, üçüncü asıl, birçok asıllar çıkacak. Bu asıllardan birçok furuat çıkacak. Ama bunların hiçbiri el beyanla çelişemez. Bunların hiçbirisi el beyanla çelişme durumuna da olamaz. Daha açık söyleyeyim, ifade edemedim beni bağışlayın heyecanımdan. Çünkü Er-Risale beni her zaman heyecanlandırır. Çok hayran olduğum bir metin, çok hayran olduğum bir eserdir. Çelişemez. Çelişti mi usul olmaktan düşer ya da o asıl olmaktan düşer ya da füruata dair bir ilke olmaktan düşer. O halde bizim burada görmemiz gereken son derece önemli husus İmam Şafii Rahimahullah. Sanki metin biraz küçük kaldı gibi. Evet. Ana asıldır. Beyan usulün ana ilkesidir. Usul bunun üzerine oturur. Neden? Çünkü bakın. Gâle Şâfiî rahimehullah vel beyanu beyan, bakın. Vel beyanu beyan. İsmun câmi'un nedir? Kapsayan, toplayan bir isimdir. Neyi? Limâ'anin, bakın. Limâ'an muştemi'atil usul. Kendisinden zuhur edecek, çıkacak olan pek çok asıl, bakın asılları kendinde toplayabilen bir ana ilkedir o halde. Bir usul yazacaksanız, bir usulden söz ediyorsak, usulün girişinde temel bir ilkeniz olur. Bu tıpkı işte efendim Öklit geometrisinde
evrenin düz olması temel ilkesidir. Bütün geometri evrenin düzlüğü üzerine inşa edilmiştir. Nitekim 19. yüzyılda ve 20. yüzyılların başında eğri evren üzerine yeni geometriler geliştirilmiştir. Nobel ödülü almış bu geometriler. Demek ki temel ilkeniz bu temel ilkeden çıkacak, ona dayanacak, ona istinad edecek diğer tüm asılların, esasların gelip dayanacağı, onda karar kılacağı, ona istinad edeceği, onunla var olacağı bir temel asla dayanmak zorundadır. İşte el beyan böyledir. Ve bakın, usulü bilen, kelamdan haberdar. Kanaatim odur ki kısmen felsefe ve mantığa da vakıf olduğunu düşünüyorum İmam Şafii'nin. Her ne kadar o günkü koşullarda bu konuda karşı bir tutumda bulunmuş olsa bile en azından böyle bir formasyona sahip olduğu kanaatindeyim. İşin bilincinde olan kişi el beyanı bakın nasıl tanımlıyor. El beyan bir ilk ilkedir ki kendisinden pek çok usuli asıllar zuhur eder diyor. El Kifaye'yi de okuduk bakın başladık. El Hatip El Bağdadi Rahimahullah'tan 2,5 asır önce söylüyor bunları. Aradaki zihinsel tefekkür, düşünce derinliği açısından farka dikkatini istirham ediyorum. Bu ifadelerimde lütfen tekrar parantez açıyorum. Bu hassasiyetimi hoş göreceğinizi düşünüyorum. Bu bir alimler arası ayrım yapmak ya da birini ötekine üstün kılmak ya da bilmem ne bu bize düşmez zaten böyle bir şeyimiz yok. Amacımız olamaz. Birini tahkir, birini tezcih, birini öne çıkarmak gibi bir bu derslerin hiç böyle bir amacı yok. İfadelerimin de onların büyük şahsiyetlerine karşı hiçbir olumsuz anlam içermez. Çünkü onlar derecelerini almışlar benim takdirimle efendim yücelmezler. Benim ifadelerimle de bulundukları konum ve mevkiden aşağı düşmezler. Saygım da sonsuzdur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Değerlendirme sadedinde bir akademik çalışma yapıyoruz. Akademik analiz yapıyoruz. Tahkiki okumalar yapıyoruz. Ve analiz yaparken de bunları söylemek, karşılaştırmak durumundayız. Bu bakımdan lütfen bir kere daha istirham ediyorum. Cümlelerimin ve ifadelerimin arka planlarını araştırmayınız. Böyle bir arka planı yok. İmaları da yok. Ne söylüyorsam tam da burada olduğu gibi el beyan açık olarak söylemeye çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi diyor ki el beyan beyan bir isimdir. Bakın camiun kapsayan bir isimdir. Neyi? Limeani muştemaatil usul. Bu temel ilkeyi ve bu temel ilkenin anlamlarını taşıyacak olan, toplayacak olan pek çok asılları ihtiva eden bir isimdir. Daha bakın müteşaibetil furu'i bakın furu. İlk dersimizde asıl furu ilişkisinde dururken neden bunların üzerinde usulün anlamına ilişkin dersimde ısrarla durduğumu şimdi daha iyi gözlemlediğinizi düşünüyorum. Önce asıllar olacak, sonra bunlardan furular çıkacak. Teşaub etmek, şubelenmek, kanallar oluşması, arklar oluşması, ırmaklar oluşması vesairesi bu asıllardan. Her bir asıldan, az önce şurada da ifade edelim, her bir asıldan pek çok şubelerin, ilkelerin, furuatın çıkabilmesine de izin verecek. Biraz önce tahtada göstermeye çalıştığım gibi el beyan öyle bir asıldır ki bu asıldan, bu ilk asıldan, bu temel zemin üzerine pek çok asıllar oturtulabilir. Çünkü usul dersinde söylemiştim. Böyle bir temel zemininiz olacak ki usulün gelişime açık olması ne demek? Böyle bir zemininiz var. Buna en sayıda ya da sonsuz sayıda asıllar ekleyebilirsiniz.
Öyle bir zemin olacak ki münbit bir zemin, bereketli bir zemin, orada pek çok diğer temel asılların oluşmasına, oraya eklemlenmesine izin verecek. İşte bu vesileyle Taha Abdurrahman Üstadımın, Allah hayırlı uzun ömür versin, El Usul ve Tecdid eserini de mütalaa etmenizi hararetle tavsiye ederim. Demek ki asılların bu manada değişken sabit ilişkisi var. Buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Usul dersimde söyledim ama burada bir kere daha farklı bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Ana ilke sabittir. Bu değişemez. Yani Öklit geometrinin bir yerinde ben düz evrenden vazgeçtim. Biraz böyle helezonik bir evren gibi düşüneceğim bundan sonra. Hayır. Ama buradaki asıllar bu sabit ilkenin izin verdiği ölçüde en sayıda değişebilir. Değişebilir derken artabilir, ziyade olabilir, farklılaşabilir anlamında. Ziyadeleşebilir. Yani ilk ilkenin 5 aslı olur, 6'ya çıkmaz diye bir kaidesi yok. İhtiyaç duydukça yeni asıllar ilave edilebilir ama bu ilave edilen en sayıda efendim asılların ilk ilkeyle uyumu, mutabakatı zorunludur. Şimdi umarım bu husus anlaşılmıştır. Bu hususun üzerinden son derece önemli meseleleri konuşmaya başlayabiliriz artık. Yani İmam Şafii usulün zeminini attı bize. Beyandır dedi. Açıklıktır, nesnelliktir, netliktir dedi. Burada şu maddeye geçmeden önce bir kısa hermenötik yapmak istiyorum müsaadenizle. İmam Şafii bu muhteşem usul eserine neden böyle bir soruyla başlamış olabilir? İşte hermenötik burada devreye girer. Hermenötik derslerini izlediyseniz. Çünkü artık biz görsel olarak yazılı metni değil, bu metnin gramatikal ve dilsel zahiri anlamının üzerinde konuşmuyoruz hermenötikte. Ya müellifin, İmam Şafii'nin kalemi eline alıp bu cümleleri yazarken ona bu cümleleri yazdıran tarihsel ortamı, koşulları, arka planı konuşuyoruz hermenötikte. Demek ki İmam Şafii rahimehullah yaşadığı dönemde bu Kur'an-ı Kerim'de kardeşim bugün de diyorlar ya aynı konuda kah A diyor, kah B diyor, kah C diyor. Dolayısıyla ne dediğini bir türlü anlamadık. Karma karışık bir ifade. Birinde bir şey söylüyor, öbüründe bir şey söylüyor, öbüründe bir şey söylüyor. Böyle bir metinden nasıl bir hukuk çıkabilir? Nasıl bir efendim itikat düzenlemesi elde edilebilir diye ciddi itirazlar var. İmam Şafii Rahimahullah bunlarla mücadele ediyor. Kısmen Mutezile bunlarla mücadele ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in vahyin manaya delaletinin farklılığından, açık olmayışından söz eden pek çok kimseler var. Çünkü diyorlar ki kader var diyen Kur'an'dan istinbat ediyor, kader var diyor. Yok diyen de Kur'an'dan istinbat ediyor, kader yok diyor. Bu beyan nasıl beyan olabilir? Nasıl açık olabilir diye soruyorlar. Dolayısıyla keyfel beyanu sorusu İmam Şafii Rahimahullah'ın usulünün daha başında bize bu tür vahyin
delaletinin kapalılığından, anlaşılmazlığından, açık olmayışından hareketle vahye gölge düşürmek isteyenlerin mevcudiyetini hermenötik olarak ima eder. İmam Şafii de bunlara cevaben keyfel beyan ile Kur'an'ı mucizül beyanın, dikkat buyunuz, metinsel manaya delaletinin de sabitliğinden söz eder. Şimdi biz Kur'an'ı incelerken, vahiy incelerken ne diyoruz? Sübutu kat'i. Manaya delaleti var, delaletinin de zanniliği var, kat'iliği var diye tartışıyoruz ya. Evet, işte şimdi İmam Şafii de bunu farklı boyutlarıyla göreceğiz. Onun için İmam Şafii diyor ki hiç kusura bakmayın. Aşağıda konuşacağız. Eğer Arapça biliyorsanız diyor, Kur'an'ın beyanında çelişki olmaz. Sübutu lafzen vahyin sübutu sabit olduğu gibi manaya delaleti de muhkemdir, sabittir, nesneldir ve el mübin el beyan beyandır diyor. Şimdi burada o kadar önemli bir zekayla, dehayla, o kadar ciddi bir usul formasyonuna sahip bir isimle karşı karşıyayız ki kimi çağımızda akademisyen meslektaşlarımızın İmam Şafii aleyhtarlığı yaparak İslam düşüncesinin efendim vesairesinin onunla işte gerilemeye başladı. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu vesaire yaklaşımlarında hakkaniyet içermediğini, İmam Şafii rahimahullah'ı yeterince inceleyip anlayabilmiş olmadıklarına işaret eder diye düşünüyorum. Beni bu ifademden dolayı meslektaşlarımın hoş görmesini, yaşıma vermelerini diliyorum. Şimdi demek ki ilk ilke, ilk asıl ve sonra bunlardan çıkacak asıllardan söz ediyor. Şimdi. Çok özür dilerim. Kalemi düşürdüm. Diyor ki bu sözünü ettiğim tilkel meanil müştemeatil müteşaibeti. Bakın burada cem etti. Buraya dikkat edelim. Burada cem etti. Neyi? Maanil müştemi'a maanil müteşaibe. Cem etti. Ve bu cem, bakın dedim ya, rafine bir metin. Hukuk metni okuyoruz. Muhteşem bir metin. Ve tahkik eden üstattan Allah razı olsun. Pek çok metinleri karşılaştırmak suretiyle çok rafine bir metin önümüze koymuş. Onu okuyoruz. Mükemmel bir ifadeyle karşı karşıyayız. Yukarıdaki birinci cümlede birbirlerinden ayrı olarak ifade etti bakın. İsmun camiun li maani muştemiatül usul. Burada asıllar. Müteşaibetil furu. Burada furular. Şimdi de el meanil muştemiatil muteşaibeti diye birleştirdi, sıfat mevsuf yaptı ve dedi ki her ne kadar usul furu ayrımı yaptıysam da bu furu ile usuller arasında bir mutabakat, bir uyum söz konusudur. Bunlar birbirlerine muhalif olamazlar demiş oldu. Yani usul ile furu maanil muçtemia ile muteşaibe uyumludur ve birbirlerine muhalif olamazlar demiş oldu. Buraya geleceğim ve akallu mafiye geleceğim. İşte bu
birbirleriyle uyumlu olan asıllar ve bu asılların her birinden zuhur edecek olan furuat enneha beyanun, bakın ne kadar harika. Beyandır. Yani ne demek? Ne demek? Açık seçiktir. Descartes'in açık seçikliğine gidin. Açıklık ve seçiklik Descartes'ta nedir? Bilgidir. Eğer bir şey bilgi olacaksa açık ve seçik olmak zorundadır. Peki Descartes'in akıl anlamında açıklık ve seçikliği nedir? En son vardı nedir? Her şeyden kuşkulanıp kendisinden kuşkulanan egodan, benlikten kuşkulanamayışıdır. Niye? O ilk asıldır çünkü. Kuşkulanma ediminde bulunan bir egonun varlığı ilk asıldır, beyanda olduğu gibi. İlk asıldır. İşte bu ilk aslın mevcudiyeti açıklık seçikliktir ve bundan şüphe edilemez. Dolayısıyla İmam Şafii de rahimahullah da usul dediğimizde bu usulün gerek kendisinden furuatın zuhur edeceği asıllar, gerekse furuatın bu asıllarla olan uyumu, ilişkili bütün epistemolojik dereceleri itibariyle adı beyan. Onun için fe akallu mafi tilken, bütün bu durumlarda en azından bunların hepsi beyan kapsamına girer demektir. Bunların hepsi beyan kapsamına girer. Bunu diyor net olarak söyleyebilirim diyor İmam Şafii. Peki kimin için beyandır? Kime açıktır? Kalkınız. Limen hutibe biha. Bakın biha. Ne bu biha? Maanil müştemiatil muteşaibe. Gerek asıllar gerekse füruat olarak kendilerine hitap edilenler açısından açıktır. Bunu hep ben derslerimde söylerim. Kur'an hermeneutiği derslerimi dinleyin, başkalarını dinleyin. Ne kadar İmam Şafii'nin bu yaklaşımlarından beslendiğimi de şimdi bundan sonra daha iyi görmüş olacaksınız. Allahu Teala'nın kendilerine seslendiği, hitap ettiği kimselere baktığımızda, bu kimselere Allahu Teala asıllar olarak seslendiğinde asıl olarak beyan açıktır. Furuat olarak seslendiğinde furuat olarak asıl şey açıktır, beyandır. Ne kadar rafine bir metindir. Ne kadar harika ifadeler. Ne bir kelime çıkarma efendim ihtiyacı hissediyorsunuz, ne de ekleme. Metin böyle olur. Usul metni böyledir. Peki buradaki min beyaniyedir. Mimmen, bakın limen hutibe biha mimmen nezelel Kur'anu bilisanihi. Bu da beyan dildir dedik ya, dil tahtada, hukuk dili, lisan. Dilin nesnelliği yapısalcı olarak ifade ettiğimiz. Kendi dilinden, kendi dillerinden hitap ettiği kimseler. Yani Araplar. Acemler değil, Araplar. Ana dili Arapça olanlar. Kendi dillerinden kendilerine Allah'ın vahiy indirdiği, mesaj indirdiği kimselere Allah gerek asıllar olarak, gerekse furuat olarak buyurduğu tüm ifadeleri nedir? Beyandır. İşte dilleri Arapça olanlar indehu, dilleri Arapça olanlar için bu indirilenler, nezelel Kur'an, inen bu Kur'an nedir? Mutakaribetul istiva. Bihasebil beyan, bunu şerh olarak söyleyeyim. Mutakaribetul istiva, epistemolojik olarak dereceli, kıyaslı olsa bile her biri asıl olanda, furu olanda nedir?
birbirine yakın derecede açıklığa sahiptir. Yakın derecede açıktır. Yakın derecede açıktır. Aşağıdaki cümlede üzerinde duracağız. Şimdi benim Kur'an hermeneutiği derslerimi eğer izlemişseniz az da olsa orada şunun dikkatinizi çektiğini söyleyebilirim. Benim yüksek lisans ve doktora derslerine girdiğim öğrencilerim bunu çok iyi bilirler. Temel önermem şudur. Benim çok temel bir önermem vardır. Kur'an apaçık bir kitaptır. Bunu ahkam itibariyle söylüyorum. Apaçık bir kitaptır. Bunun aksini söylemek Allahu Teala'nın muhataplarına maksadını anlatamadığı anlamına gelir haşa. Dolayısıyla bu önerme Kur'an'ın apaçık olduğu önermesi tam da İmam Şafii Rahimahullah'ın keyfel beyanu ifadesine uygun olarak çıkarsadığım bir önermedir. Ama ve in kâne ba'duha yani bu asıllar ve ha müennesa asıllar ve furatların her ne kadar bir kısmı eşedde te'kide beyanin bakın daha güçlü bir daha açık. Onun için epistemolojik derece dedim ya daha açık. Açık, daha açık, en açık. Daha açık gibi olsa da min ba'd bazılarından her ne kadar olsa da hepsi de beyanın altına girer. Bu sıfatın dereceleri biliyorsunuz. Açık. Tahtaya dönelim, üşenmeyelim. Bu dersimiz hiç üşenme götürecek bir ders değil. Bunu çok dikkatli, yeterince işlemiş olduğundan emin olduğum şekliyle işlemek istiyorum. Açık, bakın. Daha açık. En açık. Şimdi bunlar arasında epistemolojik bir derece farkı vardır. Fakat burada Kur'an'ın ahkama dair el beyan oluşu, açık oluşu önermesinin bizden istediği bir dikkat etmemiz gereken nokta da vardır. Hepsi açıktır. Aralarında derece farkı olsa da dikkat ediniz. Muhatap için bu yeterli olduğunda Allah açık olanla hitap etmiş. Muhatap daha açık ifade ihtiyacı olduğunda, o muhataba daha açık söylemesi ihtiyacı olduğunda bunu yeterli bulup böyle açıklamış. En açık şekilde söylenmesi gerektiği konusunda da bunu yeterli bulduğunda böyle açıklamış. Peki bu açık, daha açık ve en açık kimden dolayı? Muhataptan dolayı. Şimdi biz burada açık, daha açık ve en açık derecelenmenin muhatapların konumlarından dolayı gereklilik olduğunu söylememiz gerekiyor. Muhataplar açıkla yetinebiliyorsa açık söylemiş, açık olan derecede söylemiş. Daha açığa ihtiyaç duyduğunda daha açık derecede söylemiş. En açık dereceye ihtiyaç duyana da en açık derecede söylemiş. Dolayısıyla bu Kur'an'da açık olan var, daha açık olan var. Bir de hocam en açık olan varsa bu bir kapalılığı da ifade etmez mi? İddiasında bulunulamaz. Dilden anlayan ve usulden anlayan bir kimse böyle bir itirazda bulunamaz. Şimdi dikkatliyorsunuz. Buraya kadar söylediği cümle, şuraya kadar söylediği cümlede ne buyurdu? Dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk muhataplara hitap buyurduğunda özellikle hukuki düzenlemeler ahkam açısından bu konuya giren ifadelerin bazılarından daha açık olması o dili bilenler açısından ve muhataplar açısından bir gerekliliktir. Eğer diyor devam edelim. Eğer
ve muhtelifetun inde men yechelu lisan el arab. Bunu da tam günümüzdeki YouTube kahramanlarına söylüyor. Önüne koymuş beyefendi bir maal ahkam kesiyor. Görüyor musun? Bak bak bak, Kur'an'da Allah'ın kelamı böyle olur mu diyor. Ya Allah'tan kork. Bak diyor, bu cümle şu yukarıda az önce söylediğiyle nasıl çelişiyor diyor. Sizin böyle bir haşa sümme haşa Kur'an'ı eleştirisinde bulunmanız için, bu tür ifadeleri söyleyenler için söylüyorum tabii bunları. Dünyaya bir kere gelmeniz yetmez. Pek çok defa gelmelisiniz ve mümkünse Arap olarak gelmelisiniz. Arap olarak gelemiyorsanız da hiç olmazsa bir Arap kadar Kur'an'ı orijinal metninden okuyup anlayacak kadar Arapçaya vakıf olmanız gerekir ki, bak burada bir sorun var, çelişki var dediğinizde sizi ciddiye alayım ve muhatap kabul edip konuşayım. Onun dışında Arapçadan haberi yok. Almış Ali'nin Veli'nin mealini önüne. Zaten o meallerin Arapçadan önce bir yığın Türkçe olup olmadığını önce tartışmak lazım. O mealler Türkçe mi? Türkçe dil açısından Türkçe denebilir mi bu meallerdeki Türkçe'ye? Onun için bakın, muhtelifetün ne demek? Çelişir, çelişkili. Az önce el beyanın anlamını söylerken dedim ya, el beyan onun zamanında Kur'an'da çelişkiler var. Ne bu, böyle söylüyor, böyle söylüyor diyenlere diyor ki, bunlar Arapçayı bilmeyenlerdir. Allahu Teala'nın hitabında çelişki var demek kim diyebilir bunu? Muhtelifetun, çelişki var diyen kim bunlar? Men yecehelu lisanel arab. Arapçayı bilmeyenler diyebilirler. Net söyledi. Konuyu ortaya koydu. O halde demiş oldu ki rahimeullah, Arapça bilenler, lisanı Arapça olanlar Allah'ın hitabının beyani derecelerinin farkındadırlar ve onlar için bu beyani derecelerin her biri kendi konumunda apaçıktır, açıktır, el beyandır buyurdu. Şimdi bu okuduğumuz 54. madde 53. maddeye bağlantılı olarak ne kadar tutarlı gidiyor görüyor musunuz? Bunları diğer tüm okuduğumuz klasik metinlerde uygulayacağız. İşte El Kifaye ikinci derste, bu dersi onun için şimdi işliyorum. El Kifaye'nin ikinci dersinde bu usul esen, hani diyorduk ya bir usul olmalı ki mukayese etmeliyiz. İşte bir usul mukayese edeceğiz. Şimdi Kale Şafii rahimehullah fe cima'u ma ebanallahu li halqihi fi kitabihi. Dedim ya, metin o kadar rafine, o kadar harika, o kadar bir usul diline sahip ki metni okurken hayran olmamak imkansız. Yani bu cümleleri kuran bir zekanın, dehanın usul konusunda fevkalade bir formasyona sahip olduğunda hiç kuşku yok. Bakın şimdi, ifadeleri inceleyerek gidelim. Şu sözcüğün anlamına geleceğim. Cenab-ı Hakk'ın, bakın, ma ebanallahu, ebane, bakın ebane. Bu fiil el beyanın, beyanın, bakın el beyanın fiil köküdür. Sülasi kökü ba nedir? Ba ne yebinu.
babından mütaaddi olmuştur. Ebane, ebanallahu, Allah eban yaptı. Ne demek? Li halkihi, kulları. Halk burada insanlar manasında. Kullar. Muhatapları diyelim. Daha hukuk dili kullanalım. Allahu Teala muhatapları için dikkat buyurunuz ne yaptı? Apaçık kıldı. Neyi? Genel olarak. Tamamını. Fecima'u ma ebanallahu li halkihi fi kitabihi. İndirmiş olduğu kitabındaki ifadelerini muhatapları için onlar tarafından gayet açık bir biçimde anlaşılır kıldı ki dikkat buyurunuz bu mahlukat mükellef olabilsin. Bu mahlukat kendisini yani insanlar o hitaba Kur'an'a muhatap olanlar işittikleriyle mükellef olabilmeleri için işittiklerini ne yapmaları lazım? Apaçık anlamaları lazım. Ve şimdi bir bakın mimma ile bu söylediği cümlenin beyanı, şerhi geliyor. Fecima'u ma ebanallahu li halkihi fi kitabihi. Allahu Teala indirdiği kitabında kulları için bi temamiha bütünüyle o indirdiklerini apaçık kılmıştır. Eban yapmıştır. Ne anlamda? Dikkatimiz. Ne anlamda? Ta'abbedehum bihi. Şimdi buraya dikkat buyurunuz. Kitabında, şu kitapta daha sonra da göreceğiz. Benim makasıt dersimi dinlemediyseniz mutlaka dinlemelisiniz. Orada çok önemli hususlara, usul açısından değindik. Allahu Teala'nın kitabında değil mi? İnançla ilgili ifadeler var. İbadetlerle ilgili ifadeler var. Hukuki yasamayla ilgili ifadeler var. İnşallah ses kaçmıyordur eğilince. İnanç, ibadet ve hukukla ilgili konular var. Daha var birçok konu başlıkları var. Peki Allahu Teala hangi ayetlerini, ifadelerini apaçık kılmış? Ebane, kendisiyle ibadet edilecek, kulluk edilecek. Yani mükellef olunan, kendisiyle bir teklifin gerçekleştiği ifadeleri apaçık kılmıştır. Metnin harikalığını görüyor musunuz? Mimma taabbedahum bih. Kullarının mükellef olup kendisiyle kullukta bulunup ibadet edecekleri ayetleri, ifadeleri. Neden dolayı? Lima mada min hukmihi celle senauhu. Niye böyledir? Çünkü Allahu Teala'nın kulları hakkında onları böyle kulluk yapsınlar diye nezdinde karar verip bu şekilde kullarına hitap etmeyi murad ettiğinden dolayı. Şimdi biz bu mada hukum sözcükleri üzerinde de çok duracağız. İlerleyen maddelerde. Tabii hepsine birden çok girersem ders dağılır diye korkuyorum. Bugünkü vurguladığım dersimizin ana teması usuldür. Usulün İmam Şafii'de hangi ana ve temel ilke üzerine oturduğuna ilişkin ders yapıyoruz. Metni anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burayı okuyacağız. 56'da kalacağız zaten. Ama çok önemli bir paragraf okuyacağız. Üzerinde de bayağı bir duracağız kısmet olursa. Şimdi İmam Şafii Rahimehullah buyurdu ki mimma taabbedahum bihi teklifin
mükellefiyetin gerçekleşeceği konuları Allah apaçık buyurmuştur. Ve bu ebanedir. Bakın. Bu konuların, bu cimanın içine giren, kapsamına giren konuların içinden şimdi bazılarını bize tek tek ele alıp anlatacak. Feminha ma ebanehu. Kitabında apaçık kıldığı li halkihi kulları için. İçin apaçık kıldığı şey birinci derecede bunun adı Nassen Nass'tır. Şimdi biz bunun üzerinde bayağı bir durmamız lazım. Nassen Nass'tır. Allahu Teala'nın kulları için onları mükellef kılan beyanı ebanehu beyanı nastır. Şimdi aşağıda bunun farklı versiyonları gelecek. Feminha'nın. Ve minhuma ahkeme gelecek bakın. Hukum ahkeme. Gerçek hüküm. Burada ne geldi? Nas geldi. Yani nas su nas. Nas. Şimdi bu nas üzerinde biraz duralım. Hüküm üzerinde durduracağız. Ve İmam Şafii'den nas başka bir şeydir, hüküm başka bir şey olduğunu göreceğiz. Ve beyanın dereceleri, açık olmanın, apaçık olmanın dereceleri neymiş? Neye tekabül ediyormuş? Bunları da çok harika bir biçimde müellif Rahimullah bize inşallah izah edecek. O halde biraz şu nas'ın üzerinde duralım. Nas ne demektir? Çok önemli bir konu çünkü. Nas nedir? Aslında nas, dikkat buyurursanız, özellikle fukahanın, mütekelliminin, kelamcıların ve fukahanın kavramsal anlamda kullandıkları hem mütekelliminin hem de fukahanın usule sahip olmalarını mümkün kılan ana kavramlardan birisidir. Mütekellimin de bunu çok kullanır. Nasıl? Fukaha da çok kullanır. Ama bizde mesela hadisçilerde nas meselesi hemen hemen hiç gündeme de gelmez, hiç konu da edilmez, üzerinde de durulmaz. Oysa bu kavram nas sözcüğü usulün en temel kavramlarından biridir. Şimdi o halde biz bu nas meselesini bir açalım. Daha sonra gelen usulcüler, mantıkçılar, kelamcılar nas sözcüğünü efendim ifade ederlerken, açıklarlarken şöyle bir tanım yaparlar. Derler ki la yahtemilu te'vil la yahtemilu te'vile yani yoruma kapalı. Yoruma kapalı. Cürcani gibi kelamcılar nasıl açıklarken derler ki zahiri manası muhatabın anlamasına, mütekellimin de amacını anlamasına yettiğinde, yeterli olduğunda, yani mütekellim bir kelamda bulunduğunda, muhatap bu kelamı işittiğinde, işittiği kelamın zahiri anlamı mütekellimin, konuşanın amacını birebir yansıtmışsa, o da bunu anlamışsa buna nas denir. Dildeki, fıkıhtaki nas budur.
O halde nas burada girişte de söylediğimiz ölçekte nesnel anlama tekabül ediyor. Nesnel anlamdır. Objektif ve nesnel anlamdır. Böylece bu nesnel anlam muhkem olana delalet eder. Nesnel anlama delalet eder. Böyle olduğu için de birinci derecede bu nas ebane sözcüğünü yine kullandı. Bakın aynı sözcüğü kullandı. Bu el beyan olan ve el beyanın en üst derecesi budur. En üst derece beyan nastır. Öyle bir kelamdır ki nas, öyle bir kelam, öyle bir hitaptır ki muhatabın bu hitap ile mükellef olması için bir imama, bir müçtehide ya da herhangi bir kimseye tabi olmasına gerek yok. Arapçayı bilmesi yeterlidir. Bu kelamı, nas dediğimiz bu hitabı alim de avam da eşdeğer olarak anlar. Ve yoruma kapalıdır. İşte buna nas denir. Yani bir beyanın, bir kelamın apaçıklığı, beyani oluşu nasla ilgilidir. Bu konuda nas var dediğimizde herkesin aynı anladığı bir metinden söz ediyoruz demektir. Ama bu metinden A bir şey anlar, B bir şey anlar, C başka bir şey anlıyorsa buna nas denmez. Ve dikkat buyurunuz. Nas bir ifadenin sadece Kur'an'da geçmesinin anlamı da değildir. Bunu biraz açalım, tahtaya gidelim. Nas nedir diye yazalım. Nas bir usul kavramı olarak apaçık metin demektir. Yani anlamı nesnel olarak anlaşılan metin demektir. Anlamı nesneldir. Muhkemdir. Peki bir hukuk terimi olarak nas, bir hukuk terimi olarak nas, teklifi ifade demek, muhatabı mükellef kılan ifade demektir. Teklifi ifadenin apaçıklığı demektir. O halde nas sadece Kur'an'da olmaya indirgenemez. Kur'an'da olana indirgenemez. Bu Kur'an'da vardır, nastır denemez yani. Usul açısından denilmez. Neden? Çünkü Kur'an'da öyle ifadeler var ki bunu göreceğiz ileride. Yoruma açıktır. Tevil, tefsir diye bizim geleneğimizde Kur'an etrafında oluşan ilim yok mu? Evet, tevil, tefsir diye bir şey varsa hukuki dil açısından tevil olunan müevvel metne, müfesser metne nas denmez. Bir metin tevil ve tefsire muhtaç olmadığından nas adını alabilir. Onun için nas dediğimizde bunun muhkem, apaçık, el beyan olması zorunludur. Bunu ilerleyen maddelerde çok daha farklı boyutlarıyla konuşacağız. Şimdi o halde nas nedir de nas apaçık olan metin hukuki düzenleme, teklifi ifadedir dedik. Şimdi bu ifade A, Kur'an'da olabilir. Hadiste geçebilir. Mezhep kitaplarında geçebilir.
bir konuda apaçık anlaşılıyorsa hadis manası delaleti, manaya delaleti apaçıksa nastır. Hüküm ifade ediyorsa ama. Bir mezhep imamının herhangi bir konudaki görüşleri var. Kendi görüşleri. Ebu Hanife'nin görüşü, İmam Şafii'nin görüşü gibi. Şimdi okuduğumuz ders ve kitap üzerinden konuşalım. İmam Şafii'yi konuşuyoruz rahimeullah. Ruhu şad, makam cennet olsun. Feyzi bereketi bizimle beraber olur inşallah. Kur'an'ın taabbudi yani ibadetle kulu mükellef kılan ifadeleri el beyan apaçıktır diyor. Bir usul ilkesi olarak. Bu ifade, bu metin, yukarıda okuduğumuz metin kime ait? İmam Şafii'ye. Şimdi işte Şafii gelenekte bu cümle İmam Şafii için nastır. İmam Şafii geleneği için nastır. Hiçbir İmam Şafii takipçisi buna aykırı davranamaz. Buna aykırı davranıp ben Şafii'yim diyemez. Nastır. Nas, Şafii takipçilerinin tamamının mezhep içi müçtehidinden mezhebin tüm mukallitlerine kadar aynı anladıkları ve anlama durumunda oldukları temel usulü ilke. Bakın bu da nastır. O halde nas bir metindir. Birincil anlamı apaçık olmasıdır. İkincil anlamı da özellikle bir ekolün takipçileri tarafından asıl kabul edilmesidir. O halde nas aynı zamanda bir asıldır. Ve İmam Şafii'nin keyfel beyanuya verdiği cevabı el beyanu huve diye başladığı cevap ifade Şafii gelenekte bir nastır. Kitaba bakalım. Getir kitabı diyoruz ya hani işte kitap burada kitaptan maksat kitabı getir kitaba bakalım diyor. Kitap nastır. Yani naslı getir. Hakem olsun. Akan sular nerede durulur? Nasta. Kavga nerede biter? Nas'ta. Nas nedir? Apaçıklıktır. Apaçıklık neyle ilgilidir? Teklifi hükümlerle ilgilidir. Mükellefiyet gerektiren meselelerle ilgilidir. Ama daha sonraları nas, ennasu nas, ennasu nas, her türlü yazılı metne nas denmiştir. Nas denir. Mesela değil mi? Bir ibare okuruz. Tırnak içinde müellif biraz verir verir. Ayet hadis de olur. Sonra da etmemin nasla der. Ya da sat koyar sadece. Etmeme sat nas demek metin. Yani bu metin uzun. Gerisini sen oku demektir. Gerisine sen bak demektir. Metindir. Onu konuşmuyoruz. Oradaki nas'ı konuşmuyoruz. Ya bir fıkıh usulü, bir usul metnindeki nas'ı konuşuyoruz. O halde cümleye yeniden dönelim ve şimdi bu cümleyi tamamlayalım. Ve müsaadenizle de cümleyi şöyle önemine binaen renklendirelim. Önemine binaen renklendirelim. Demek ki İmam Şafii Rahimahullah diyor ki bizim okuyor olduğumuz bu metinde Cenab-ı Hakk'ın kullarını mükellef tutmak üzere indirmiş olduğu ayetlerinde o ifadelerinin beyan oluşunda ma ebanehu li halkihi kulları için öylesine açık ettikleri vardır ki ma feminha bunlardan diye sayıyor şimdi. Dereceleri feminha epistemolojik dereceleri anlatıyor. Derecelemeyi anlatıyor bize. Kulları için
açık hale getirdiklerinden öyle ifadeleri var ki bunlar nassun nastır. Nassen nastır. Ne gibi? Mesela. Ne gibi? Mithlu cümeli feraidihi. Farziyet bildiren, zorunlu mükelleflik doğuran, yani şunu buraya indirelim ve burada üzerinde duralım. Şurada. Bu ifade zorunlu teklif gerektirir. Yani bu ifade muhatabına zorunlu mükellef oluşu sağlar. Bu ifadeyi duyan kimse zorunlu olarak keyfi değil, zorunlu olarak mükelleftir, farzdır. Farz ifadeler gibi. Mislu cümleleri faray değil. Farz cümleleri gibi. Peki, şimdi. İmam Şafii'de farz nedir diye soruyoruz. Sınıfta ders yaptık. Final sorusu olarak soruyoruz. İmam Şafii'de farz nedir? Okuduğumuz bu cümleden çıkardığımız anlamı cevap olarak yazıyoruz. Neymiş farz? Allahu Teala'nın hitabında nas özelliği taşıyan ifadelerdir. Nas neydi? Apaçık oluştu. O halde İmam Şafii'ye göre bir ifade usulî anlamda apaçık değilse, yani nas değilse farz da değildir. Allah'ın kullarının hiçbiri İmam Şafii'nin usulî metni olarak ortaya koyduğu anlamda nas olmayan bir Kur'an ayeti kullarına farz anlamda bir mükellefiyet getirmez. Farz olabilmesi için ne olması gerekiyor? Nas olması gerekiyor. İşte demek ki farziyet getiren, bu farzdır, bununla zorunlu mükellefsiniz denilen ifadeler İmam Şafii'ye göre nastır. Mesela fi enne aleyhim halkı hiyeraci, kulları üzerine salaten namazı farz kılmıştır mesela, sala. Namaz farzdır. Niye? Şimdi namaz niye İmam Şafii'ye göre farzdır? Çünkü es-salah kelimesi ifadesi ve namazın farziyetiyle ilgili Kur'an'da yer alan ifadelerin hepsi İmam Şafii'ye göre nedir? Nas'tır. Nas'tır. Aşağıda gelecek, okuyacağız. İlişkilendireceğiz. Bunlar üzerine duracağız. Bu ilkelerin, bu asılların, bu çıkarımların birbirleriyle çelişip çelişmediğini de müzakere edeceğiz bu dersleri işlerken. Bu açıdan bir usul ve bir İslam hukuku dersi olan Er-Risale derslerimiz izleyicilerimize son derece önemli bir fıkıh formasyonu, İslam hukuku formasyonu kazandıracağını da ümit ediyor. Demek ki bakın namaz farz mı? Evet. Neden farz İmam Fazıl'a göre? Çünkü namazla ilgili ayetler elbeyandır. Namazla ilgili ayetler nastır. O halde nas elbeyan ifadelerini İmam Şafii nasıl net bir biçimde birbirleriyle ilişkilendirerek ortaya koydu. Harika. Zekaten zekat, haccen hac, savmen savm. Bunlar neymiş? Farzmış. Aynı zamanda bakın. Ve ennehu harramel fevahişe fevahiş. Şimdi bunun üzerinde duracağım. Burada eğer bu ifadenin, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, devamında şunlar gelmeseydi, bir usul metni olarak İmam Şafii'ye ilk itiraz eden ben olacaktım. Yani günümüz diyeceğim, şimdi anlamda söylüyorum. Biraz da espri olsun diye söylüyorum, zihinleriniz yoruldu. Diyecektim ki, üstad, fevahiş
anlamı açık bir kelime değil. Fuhşiyattır. Fahşe, Arapçada özellikle fıtrata aykırı aşırılıklar anlamına gelir. Ve böylece bu kelimenin dilde kullanımı, kültürde kullanımı, kabileler arası anlaşılmalarında farklılıklar var. Bunu nasıl ilişkilendirdiniz? Hem de haramla ilişkilendirdiniz efendim diye itiraz edebilirdik. Ama devamında bu sorunun cevabını veriyor. Benim gibi bu soruyu soracakları zaten bu büyük deha zihninde görmüş. Onun cevabını veriyor bize. Ama burada ilerideki cümleyi daha iyi anlamamızı sağlayacağı için bunu kare içine almam gerekiyordu ama. Bir husus var ondan önce değinmem gereken, o da şudur. Bakın, feraidehu harrame haram. O halde İmam Şafii'ye göre bizi zorunlu yapmamızı gerektiren farz ne? Zorunlu yapmamız gereken mükellefiyetlerimiz. Bu neyle sabit oluyor? Nas'la. Peki harreme haram ne? Uzak durmamız gereken, yapmamamız gereken şeyler. Peki bu da İmam Şafii'ye göre neyle sabit oluyor? Nas'la. O halde. İmam Şafii'ye göre farz da haram da Nas'la sabit olur. Peki Nas neydi? Az önce üzerinde durduk. Şimdi bu aşırılıklar, çirkinlikler, fevahiş, çirkinlikler, kötülükler ki ma zahara minha ve ma batan. Yine ayette de böyle geçiyor zaten. El fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Şimdi aşikare işlemekte, gizli işlemekte haramdır. Yani birileri gördüğünde çirkin de gizlice yaparsak çirkin değil. Zaten İslam ahlakının içi bir dışı bir Mevlana'da olduğu gibi. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol da niye böyle söylüyor? İşte bundan dolayı. Gizlisi de kötü, açığı da kötü. Gizlisi de kötü, açığı da kötü. Gizli, açık, aşikare işlerse buna fasık diyoruz biz zaten. Fuhşunu, fıskını açıkça çekinmeden ifşa ettiği için. Gizli işlerse de ahlaki münafık diyoruz. Düzgün bir adam gibi görünüyor ama kimsenin görmediği yerde eğriliğini ifade edecek kelime yok mesela. Oysa gerçek mümin zahirde de batında da mümkün olduğu ölçüde kulluk açısından söylüyorum. Cetvel gibi olmaya gayret gösteren ve cetvel gibi olabilen insandır. Şimdi bakın. Ben diyor fevahiş dedim ama siz bunu zina ile ilgili nasıl bunu farklı renkle yapalım? Zina ile ilgili nasılsa nasıl anlayayım? Zina, içki içmek, hamur, meyte yemek, yani halk diliyle mındar dediğimiz et yemek, kan, domuz eti, onları kastediyorum. Neyi kastettiğini söylediğinde artık el fevahiş kapalı bir sözcük olmaz. Beyan sınıfına girer ve nas adını alır. Nas ne? Zina, içki, mındar et, kan, domuz eti. Bakın. Ve beyyene lehum keyfe fardul vudu. Cenab-ı Hak diyor. Kulları için abdestin farzlarını da niye farz zıt saymıştır diyor. Çünkü
Ellerinizi yıkayın, yüzlerinizi dirseklere kadar elleri yüzünüzü yıkayın, başınızı ayağınızı mesedin diyor ya ayet. Bakın onları da saymıştır diyor. Öyleyse bu sayılanlar dikkate alınmadan abdestin farzı gerçekleşmiş olmaz. Ma gayri zalike mimma beyyene nassan. Nas özelliği taşıyan diğer tüm ifadeleriyle birlikte Allahu Teala'nın vermiş olduğum örnekteki ifadelerinin tamamı nedir diyor? Nas'tır. Peki bu zikredilenler ve edilmeyenlerle birlikte Nas'tan biz neyi öğrendik? Özetleyelim, toparlayacağım. Nas'tan neyi öğrendik? Farz oluşu öğrendik. Haram oluşu öğrendik. Haramın ve farzın nasla sabit olabileceğini öğrendik. Nas'ın ne demek olduğunu öğrendik. Ve bir usul ilkesi olarak Cenab-ı Hakk'ın ifadelerinden beyan olmak üzere asıllar, füruat olmak üzere her bir asıldan teşaub edecek unsurları İmam Şafii bu defa da o beyanın epistemolojik derecelerini açık, daha açık ve en açık olmak üzere derecelendirmek üzere Nas'tan başladı. Nas şudur, şuna Nas denir, Nas olduğunda şu gerçekleşir ve insanlar, kullar bununla şöyle mükellef olur, böyle mükellef olur diyerek bir hukuk metni, bir usul ilkesi olarak gayet net olarak bizimle bunu paylaştı. Şimdi burada inşallah şu ifadeyi, 57. metni şurayı okuyarak burada kalacağım. Çünkü bundan sonra bu ifadeler bizim için son derece önemli. Uzun uzun bunların üzerinde duracağız. Bu ifadeleri netleştireceğiz. Dediğim gibi bir taraftan erken dönem bir usul metni ve usul eserini anlamaya ve incelemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da günümüzde ihtiyacımız olan usulü oluşturabilmek açısından buradan ne alabiliriz, ne öğrenebiliriz? Yine erken dönem sayılacak El-Kifaye metninde de neler eksik, neler kusurlu? Bu metinle de kıyaslayarak ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Evet. Kitabındaki ifadelerden ama yine beyan olmak üzere ma ahkeme fardahu bi kitabihi, kitabıyla farz kıldığı ahkemeyi kullandı. Şimdi yukarıdaki de farzdı. Nastı. Bu ahkeme, bakın o neydi? Eba neydi? Nastı. Bu ahkeme, bu da hüküm. O ne, bu ne? Aralarındaki farkları, nüansları netleştirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Efendim bir kere daha dersimizin sonunda şayet izlemediyseniz usul derslerimi başından izlemenizi, makasıt dersimi mutlaka izlemenizi, ondan sonra bu Er Risale'nin ilk dersini izlemenizi naçizane tavsiye ederim. Ama takdir zatenlerinizdir. Direkt buradan da izleseniz yararlı olur ama o derslerde ben bu dersleri bugün yapmayı planladığım için bu derse zemin olacak pek çok şey konuştum. Onları da dinlemiş olursanız bu dersleri daha hem iyi anlamış hem de istifade etmiş olursunuz. Zahmet buyurup zaman ayırıp dinlediyseniz teşekkür ederim ve sevgili öğrencilerimin istifade etmiş olmalarını umut ederek tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz diyorum efendim.